Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Kardeşimin kızının düğününde kapıya dışarıya şey koydular. Onlar gelinler, süreliler, sarı çalıyorlar, şey diyorlar. Bunu söyleyince kapı da orada bir küçük kapı. Bu devrimin ortağına şey söylüyor, başka türlü söylüyor. Efendim üzerine bir türkü yapılmış, onun makamıyla söylüyor. Tatlı, bu değer diyor, bunun makamı şöyle olacak. Haydar'dan böyle duydum. Hasan'dan da onun abisi Hasan vardı, rahmetli oldu Hasan Hoca. Sen ne biliyorsun, ben de biliyorum. Ne getir lan dedi bana. Tamam dedim, sen biliyorsun. Sen dedim, seni sevdiğime eylemeledim. Beni kam içinde hicranda koydum. Giydirdim perişan hırkalarını. Bu bunun makamı. Ötekin de buna uyduruyor. Anladım. Birini şeyini arıyor, trafiğini alıyor, onun evet. Sözlerini ona ekliyor, değil mi? Sözünü ekliyor, sözünü der kimin de makamı buna şey diyor. Sözünü değil. Sözünü değil. Derdimin ortağı Sinem bülbülümü andırır laleyle sümbülü ben. Demezdim el deme. Bu güldü sebebi. Derdimi sizlere diyeyim dağlar, dağlar oy, dağlar oydu. Bana bir diyelim zülfün tenimde. Ben garibim, kimse bilmez Salim'den var. Beni ayırdılar Gonca Gülümden. İstemem bu canı ben öleyim dağlar, dağlar oy, dağlar oy, dağlar oy, canlar oy. Daş nasıl çınlamam ürfanim için. Ölmedim burada bilmem ne için var. Gözlerimden
yatan kalmış için. Ben de mahsudum da bulayım dağlar, dağlar oy oy, dağlar oy oy, dağlar oy oy, canlar oy oy. Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programına Ekrem Çelebi'den alınan bir Kırıkkale türküsüyle başladık. Derdimin ortağı Sinem Bülbül'üm. Ben Ercüment Gürçay. Sizlere bugün 2011 sonbaharında Gökçeada'da yaptığım bir canlı kayıttan sesler, türküler dinletmek istiyorum. Teknik masada arkadaşım Ömer Şahin de sağ olsun bana destek veriyor. 29 haftadır Anadolu'dan ve dünyanın dört bir tarafından yıllardır dinlediğim ve sevdiğim sesleri, sözleri Açık Radyo'dan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugün de hayatıma çok büyük değer katan bir ses, söz, yaşam ustasını sizlerle tanıştırmak istiyorum. Az önce dinlediğimiz Kırıkkale türküsünde sesini duyduğumuz Anadolu erenlerinin son nefeslerinden Ali Ekber amcam, yani Ali Ekber Karakuş, birkaç gün önce 14 Kasım akşamı 18.20'de İzmir'de Hakk'a yürüdü. Bedeni 15 Kasım'da Egekent Cem Evi'nden yola çıkarıldı ve Ulukent mezarlığında doğaya, börtü böceğe emanet edildi. Yanına da oğlu Cemal'in Abdal Musa'dan getirdiği mis kokulu 7 tane elma bırakıldı. Doğada hiçbir şey yok olmuyor, başka bir şeye dönüşerek yaşamaya devam ediyor. Alevi inancında da ölmek, yok olmak diye bir şey yoktur. Don değiştirmek vardır, yani yaşamın başka canlıların yaşamında devam ettiğine inanılır. O nedenle de insanın vefatı hayatının sonu olarak görülmez. Tanrısal öz taşıyan insanın nurundan yaratıldığı, Hakk'a geri döndüğü, Hakk'a gittiği kabul edilir. Mutlak ölüm yoktur. Yani göçmek, sır olmak vardır. Aslına dönenin sonraki hayatı geride kalan bizler için bir sırdır. Bilemeyiz. Ama Ali Ekber amcamın doğanın, yaşamın döngüsüne karışan bedeni, rüzgara karışan ruhu ve sesi, sözü, kendinden öncekiler gibi yeryüzündeki yolculuğuna sonsuza kadar devam edecek, bunu biliyoruz. Ali Ekber Karakuş'un anıları, yüzü gözlerimizin önünde, sesi, sözü her an kulaklarımızda, dokunuşu, kucaklamaları tenlerimizde sonsuza kadar yaşayacak. Anadolu hemşehrimiz yazar William Saroyan diyordu ki işte hiç kimse hakkında bir şey yazılmadan bu dünyadan gitmemeli. Ben de bugün Yeşil Gazete'de Babil'den sonra köşemde Ali Ekber Karakuş'u yazdım. Ve bugün de programda onun sesini, sözünü sizlere taşımak istiyorum. Onun hakkında daha çok şeyler yazılacak, söylenecek elbette. Bugün dinleteceğim kayıtları 2011 yılının soğuk ve rüzgarlı gri bir sonbahar gününde Gökçeada'da bir evde soba başında yaptığımız bir dost meclisinde kaydetmiştim. O gün bağlamayı sevgili arkadaşım Murat Işık çalmıştı. Ali Ekber amcamın bugün de Gökçeada'da yaşayan oğlu sevgili Cemal Karakuş ve adaya o hafta İstanbul'dan birlikte gittiğim sevgili arkadaşım Ali Rıza Özkan ile bendenizi o gün meclisi tamamlamıştık. Unutulmaz bir gündü, unutulmaz bir haftaydı benim için. Kayıtlar çok iyi olmasa da Ali Ekber amcamın güzel sesi, sözü sizlere de ulaşsın istedim. Bugün 14 türkü seçtim. İzninizle programa bu türküleri dinleterek devam etmek istiyorum. Şimdi sırada Tahsin Nahit'ten alınan bir Çankırı Kaçakçı türküsü var. Beypazarı da meskenimiz, ilimiz, kim bilir kimlerde kalır ölümüz diyor Ali Ekber Karakuş. Dinliyoruz. Thank you.
Aman gezdir alan da gezdir. Kıratı gezdi. Eğerin kaçtı da dalana. Maşallah yazdı. Ne kadar met etsem de yavrum o kadar azdı. Bey pazarda meskanımız elimiz, kim bilir ki nerede kalır ölümümüz, ölümümüz uyuyor. Aman ne kadar met etsem de yavrum o kadar azdı. Bey pazarda meskanımız elimiz, kim bilir ki nerede kalır ölümümüz, ölümümüz davran kıratında davran ey. Yokuşa davran ey. Yokuşun başına danan ey. Dayan bir kevran uyan. Beş yüz atlıya da yavrum ben oldum seyran. Bey pazarda meskanımız elimiz, kim bilir ki nerede kalır ölümümüz, ölümümüz uyuyor. Aman beş yüz atlıya da yavrum sen oldun seyran. Bey pazarda meskanımız elimiz, elimiz uyuyor. Sen de. Var bir beyt daha var. Bir eli varın bir geri dönüyoruz.
geri dönür mene. Ağzı batman gürzünen de yavrum ye. Çerkez burunmaya. Hikayele getirdi de yavrum ye. Kırat verilmeye. Bey pazarıda meskanımız elidir. Kim bilir ki nerede kalır ölümümüz, ölümümüz olur. Aman kelle gitmenci de yavrum ey, kırat verilmege. Bey pazarı meskanımız elidir. Kim bilir ki nerede kalır ölümümüz, ölümümüz olur. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün sizlere birkaç gün önce 14 Kasım'da İzmir'de Hakk'a yürüyen Alekber amcamın, Alekber Karakuş'un 2011 yılının soğuk ve rüzgarlı bir sonbahar gününde Gökçeada'da bir dost meclisinde yaptığım ses kayıtlarını dinletiyorum. Ali Ekber Karakuş 1932'de Çorum Alaca'nın Harhar köyünde dünyaya gelmiş. İşte müzikle tanışması da 1945'li yıllara denk düşüyormuş. Yöre sanatçısı Hüseyin Çırakman'ın çevresinde gelişen dost meclisine katılırmış. Ritim çalar, dem tutarmış. O yaşlarda Çerkez düğünlerine de ritim çalması için davet edilirmiş. Oğlu Cemal'in anlattığına göre Ali Ekber amca Çerkez oyunlarında çok güzel oynarmış. Şimdi sırada Çorumlu aşık Hüseyin Çırakman'dan alınan bir türkü var. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Bu türküde de bağlamayı yine sevgili Murat Işık çalıyor. Ali Ekber Karakuş'tan dinliyoruz. Babam beni çocukken Hüseyin Çırakman'ın o evine götürmüştü. Hatırlıyor musun? Hüseyin Çırakman'ın. Evet. Orada Haydar amcamlarla falan böyle bir kayıt yapıyordunuz. Evet. Öyle. Ondan sonra... Çırakman öldü mü acaba ya? Hasta diyorlardı ama. Hiç bilmiyorum. Hüseyin Çırakman'ı bilirsiniz değil mi? Nerede adamdır abi? Ben bilmiyorum da. Bir de Hüseyin Çırakman'dan bir şey söylesene. Arzum ederdiniz bir yol görmeye. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Muhabbet bağında ey dostlar derneğe. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Tarihler boyunca bir milletlik biz, elimde dünyaya vermiştik hız. Büyük bir babanın ey dost torunlarıyız. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Çırak malı sözünden zerre kaçmaz harişlerin gözünden. Kemal Atatürk'ün hey dost aydın izinden. Bugün bize hoş geldin derenler. Bugün bize hoş geldin derenler.
Açık Radyo 94.9 Babil'den Sonra programında bugün sizlere birkaç gün önce 14 Kasım'da İzmir'de Hakk'a yürüyen Ali Ekber amcamın Ali Ekber Karakuş'un 2011 yılının soğuk ve rüzgarlı bir sonbahar gününde Gökçeada'da bir dost meclisinde yaptığım ses kayıtlarını dinletiyorum. Ali Ekber amcam 1955'te Devlet Demiryolları'nda santral memuru olarak çalışmaya başlamış. İşte Morse alfabesini öğrenmiş, telex ve telgraf kullanmış. O yıllarda bütün devlet memurlarına ilk yardım öğretilirmiş. Cemal'in anlattığına göre Ali Ekber amca öğrendiklerini her zaman cesaretle kullanmış, insanları hayata tutundurmuş. Sonra Demiryolları Hastanesi'nde çalışmaya devam etmiş, oradan da emekli olmuş. Ankara'da yaşadığı yıllarda da müziğin peşinden gitmiş, birçok halk müziği sanatçısını da orada tanımış. Bu isimlerden birisi de Feyzullah Çınar olmuş. Şimdi peş peşe iki türkü dinletmek istiyorum. Önce Doldur Meyhaneci ve ardından Ben Bu Aşkın Çilesini Çektim. Bağlamada yine Murat Işık var. Ali Ekber Karakuş'tan peş peşe iki Feyzullah Çınar türküsü dinliyoruz. Nerede Feyzullah Çınar'la birlikte oturmuştukları var. Şeyde Haşim'in şey taktığı silah satıyor da. Haşim'in dükkanına gelmişti. Biz de Haydar'la oraya gittik. Rahmetli Feyzullah Çınar geldi. Orada bir de hız vardı. Orada bir arkadaşım birisi babacının ne olursun bir işi dedi, söyle dedi. Şey, Feyzullah Çınar'a. O da eline saz aldı, rahmetli olsun. Doldur meyhaneci bir daha doldur, 5 lira borç aldım paralıyım ben. Dolusunu da getir boşunu kaldır, bugün sabahçıyım buralıyım ben. Buralıyım ben, buralıyım ben. Alem zevkten içerderse kederden, bu yoksulluk biraz kaldı pederden. Yardan ayrılmak da varmış kaderden. Yardan ayrılmak da varmış kaderden. Ne kadar talih çileliğim ben, çileliğim ben, çileliğim. İçim içip sarhoş olmak istiyorum, sızıp bir köşede kalmak istiyorum. Yaşamayı da değil ölmek istiyorum, bir güzel elinden yaralıyım ben, yaralıyım ben, yaralıyım. Ben bu aşkı çilesini yalan çektim, tüter çektim, yedim Gonca silvesini, bülbül gibi öte çektim.
yedim Gonca sillesini, bülbül gibi öte çekti. Dizgin etsem aşkın atını, geçer yedi katı, yalan dünya başa katır, gâh bitmez gâh bitecektir. Yalan dünya başa katır, gâh bitmez gâh bitecektir. Selam edeyim Mehmet midir, yoksa Cenab-ı Cömert midir, Eyyub'un derdi dert midir, ben ondan beş beter çektim. Eyyub'un derdi dert midir, ben ondan beş beter çektim. Açık Radyo 94.9 Babil'den Sonra programında bugün sizlere birkaç gün önce 14 Kasım'da İzmir'de Hakk'a yürüyen Ali Ekber amcamın, Ali Ekber Karakuş'un 2011 yılının soğuk ve rüzgarlı bir sonbahar gününde Gökçeada'da bir dost meclisinde yaptığım ses kayıtlarını dinletiyorum. Şimdi sırada Şemsi Yastıman'dan alınan bir Orta Anadolu türküsü var. Ankara'da yedim taze meyveyi. Bağlamada Murat Işık var. Ali Ekber Karakuş'tan dinliyoruz. Ankara'da yedim taze meyveyini, baş ettim o müşteri yalan dünyayı. Keskinden de yıktım ayın kıyamını, alama söyleyeyim anam anasını, anamdan gayrı sitene yalan anasını. Söyleyin anam anasını, anam anasını, babamı oğlu var sana beni dinlesin. Müzik
canım dostur da yine mi geldin? Nikah olmaz dedi dedi, geri yolla beni. Söyleyin anneme, anam ağlasın. Anamdan gayrisi de ne, yalan ağlasın. Anama söyleyin, anam ağlasın. Babamın oğlu var sana, beni neylesin. Şimdi sırada iki türkü daha var. İlk türküde bağlama yok. Ali Ekber amcam güzel sesiyle yorumluyor türküyü. Mustafa Kul'dan alınan bir Erzincan türküsü Alageyik. Ve ardından Ahmet Yamacı'dan alınan bir Malatya türküsü var. Aşağıdan gelir omuz omuza. Bu türküde bağlamasıyla Murat Işık, Ali Ekber Karakuş'a eşlik ediyor. Dinliyoruz. Aman Alageyik, ne boynunu sallarsın, kemend atıp yar yolumu bağlarsın. Aman, aman, bana dille neden gülmez ağlarsın, ağlarsın? Ya ben ağlamayım da kimler ağlasın? Aman, 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 aman dokunmayın. Yaralı yanım var, söyletmeyin efkarım var, gamım var. Aman, aman, aman bana dele. Şu gurbette neyin var, kimin var, of of. Ah, bilmezler ki kara gözlü yavrum var. Aman, 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 amansın aman. Aşağıdan gelinir omuz omuza, omuz omuza. Çiğden de karışmış alem, aman aman, aman aman, aman. Gülenir gizem, benden selam söyleyin o vefasıza. O vefasıza, baba bayramınıza ne? Aman aman, aman aman aman, mübarek olsun. Kibra bayramınıza ne? Aman aman, aman aman aman, hayırlı olsun. Sıvara yaslandım, sıvaram içem, sıvaram içem. Yağlı kuşum geldi olayım, aman aman, aman aman aman. Ben nereye kaçam? Kanatlarım yok ki yok ki, havaya uçam. Havaya uçam,
baba bayramımızdan aman 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 hayırlı olsun. Kira bayramımızdan aman 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 mübarek olsun. Açık Radyo 94.9 Babil'den Sonra programında bugün sizlere birkaç gün önce 14 Kasım'da İzmir'de Hakk'a yürüyen Ali Ekber amcamın, Ali Ekber Karakuş'un 2011 yılının soğuk ve rüzgarlı bir sonbahar gününde Gökçeada'da bir dost meclisinde yaptığım ses kayıtlarını dinletiyorum. Sırada Ali Ekber Karakuş'tan dinleyeceğimiz iki türkü daha var. Önce İbrahim Bakır'dan alınan bir Yozgat türküsü, Bir Çift Turna Gördüm. Ardından Sefil Selim'den alınan bir başka türkü var. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Bağlamada yine Murat Işık var. Ali Ekber Karakuş'tan dinliyoruz. Bir çift turna gördüm turdağlarda, seversen mevzayı kalma yollarda, kalma yollarda. Sizi bekleyen var bizim illerde, bizim ile doğru gidin buralar. Gelin nabetlim uçtum, derdimi açtım, el vurup yaremin taşını deştim, yaramı deştim. Eşinden ayrıldım, yolumu şaştım, doğru bir katere gidin zurnalar, gidin gitmem bizim köye varınca, selam söyle eşe dosta sorunca, dosta sorunca. Sağ selamet menzilin alınca, benden gere selam söylen zurnalar, söylen zurnalar.
kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Mertli kırkasını giydim giyelim. Dünya bomboş olsa bana yer kalmaz. İnsana muhabbet duydum, duyalı, duyalı, duyalı. İnsana muhabbet duydum, duyalı, duyalı, duyalı. İnanın olsun dar benliğim esirim. Ehlem bitti, sevdim dediler husum. Kimi korkak diyor, kimisi cesur. Kurd ile koyunu yaydım, yayalı, yayalı, yayalı. Kurd ile koyunu yaydım, yayalı, yayalı, yayalı. Açık Radyo 94.9 Babil'den Sonra programını dinliyorsunuz. Bugün sizlere birkaç gün önce 14 Kasım'da İzmir'de Hakk'a yürüyen Ali Ekber amcamın, Ali Ekber Karakuş'un 2011 yılının bir sonbahar gününde Gökçeada'da bir dost meclisinde yaptığım ses kayıtlarını dinletiyorum. Şimdi sırada Kul Hüseyin'den bir beyit var. Ardından yine Kul Hüseyin'den alınan bir Bektaşi turnası dinleyeceğiz. Bu iki türküde bağlamasıyla yine Murat Işık Ali Ekber amcaya eşlik ediyor. Dinliyoruz. Ki ha ha varalım, varalım, vay vay vay. Karıp dergâhına da yüzler sürelim, sürelim dost dost. Can başvadan gidip de şahı görelim, 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 vay vay vay. Senden o sultanı da gördüm mü durmam, 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 durmam. Onların sırrına da girdim mi durmam, durmam o yol. Aman can baş veda edip şahı görelim, görelim, görelim dostum. Senden o sultanı da gördüm mü durmam, 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 durmam oy oy. Onların sırrına da girdim mi durmam, durmam oy oy. Aman fahridim kendisinde darı kanayı,
Bağdat diyarına da geldin durnam durnam oyal oyal. Medine şehrinde Fatime anayı kalayı vay vay anayı dostum. Onun makamını da gördüm durnam 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 oyal. Hadi bana ya da yüzler sürdüm durnam durnam oyun. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün sizlere birkaç gün önce 14 Kasım'da İzmir'de Hakk'a yürüyen Ali Ekber amcamın, Ali Ekber Karakuş'un 2011 yılının soğuk ve rüzgarlı bir sonbahar gününde Gökçeada'da bir dost meclisinde yaptığım ses kayıtlarını dinlettiğim programın sonuna doğru geliyoruz. 1985'ten beri hemen her yıl Gökçeada'ya gidiyorum. Ali Ekber amcayla da 2000 yılında Muammer Ketencoğlu'nun Tepeköy'de vereceği bir konser için adaya gittiğimiz sırada tanışmıştım. Kaleköy'de bir lokantada Muammer ve arkadaşlarımızla oturuyorduk. Kalabalık bir gruptuk. Bir ara birisi masamıza bir poşet İmroz üzümü bıraktı. Ertesi gün buluşmak üzere o arkadaşımızla ayaküstü sohbet ettik. Sabah ilk işimiz Kaleköy plajındaki jandarma kampının arkasındaki düzlüğe kurulu çadırlara gittik. Cemal'i bulduk. Ali Ekber amcayla ve Cefa İlana'yla, Mine'yle ve diğer dostlarla o gün tanıştık. Ondan sonra Gökçeada benim için daha da anlam kazandı. Sonra her fırsatta Ankara'da veya Gökçeada'da bir araya geldik. Ali Ekber amcayla adada üzüm topladık. Üzümlerden şarap yaptık, içtik, muhabbet ettik, türküler söyledik, gezdik, dolaştık. Deniz kenarına, adanın tarih ve hüzün kokan eski köylerine gittik. 2012 yılında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ni kurarken aydınlardan, sanatçılardan yüzlerce destek yazıları gelmişti. Doğa tutkunu Ali Ekber amca ve oğlu Cemal de canı gönülden yazdıkları yazılarıyla bizi onurlandırmışlardı. Sonra uzun süren bir hastalık dönemi başladı onun için. Artık türkü söylemekte zorlanıyordu. Ali Ekber amca tıpkı ulu ağaçlar gibi hep ayaktaydı. Emekli olduktan sonra 30 yıl boyunca hep çalışmış. Milli piyango bileti satmış, manavlık yapmış, baca temizleme işine girmiş ve daha birçok iş. Hepsinin çok güzel esprili hikayeleri de var. 2014 yılında Çeşme Germiyan köyünde yaşadığım günlerde İzmir'den beni ziyarete gelmişlerdi. Mine'nin rahatsızlığı ilerliyordu. Önce kızı Mine bu hayata veda etti. Geçen günde Ali Ekber amcayı Hakk'a uğurladık. Kimseye yük olmadı, hep başkalarını düşündü. Öyle ki vasiyetinde ben nerede ölürsem beni orada toprağa verin diyormuş. Yani beni taşıma külfetini yaşamayın istiyormuş. Öyle de oldu. İzmir'de hayata veda etti ve Ankara'da veya Gökçeada'da değil hemen oracıkta İzmir Ulukent Gömütlüğü'nde doğaya, toprağa emanet edildi. Programa ondan dinleyeceğimiz iki türküyle son vermek istiyorum. Kırşehirli Neşet Ertaş'tan alınan iki türkü dinleyeceğiz. Önce iki büyük nimetim var, biri anam biri yarim ve ardından Zahidem. Haftaya cumartesi 16'da Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında yeniden görüşebilmek dileğiyle ben Ercüment Gürçay ve teknik masada arkadaşım Ömer Şahin'le birlikte dileriz ki Ali Ekber Karakuş'un hizmet ettiği gerçeklerin demi her zaman kılavuzumuz olsun. Ali Ekber Karakuş'tan dinleyeceğimiz iki Neşet Ertaş türküsüyle program sona eriyor. Hepinize sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Esen kalın. Thank you.
İki kıyık nimetim var. Biri anam, biri yarim. İkisine de hürmetim var. Biri anam, biri yarim. İkisine de hürmetim var. Biri anam, biri yarim. Ana deyip de geçinme, o yarana da seçilme. İkisine de kıymet biçilme. Zahiden kurban mı olur, ne olacak halin? Yeni bir laf duydum, kırdı dilim. Gelenden geçenden olur, haberin aldım. Zahiden bu halde uyuyor. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.